O arada jacuzzi de bekleyebilir mi? Arkadaşım, ha, sen şu an çok tırsıyorsun. Tenis dersindeyim ben. Hayır! Hayır, sen tırsıyorsun. Şimdi sahneye annesiyle Herkül girerler ve tartışırlar. Herkül askerden yeni gelmiştir. Anne, niye ben adamı öldürüyorum diye tartışarak girerler sahneye. 3, 2, 1, buyurun. Anne, ben niye adam öldürüyorum ya? Ya niye adam öldürüyorum? Sürekli çek kılıcı, öldür. Çek kılıcı, öldür. Bıktım artık. Olmaz oğlum. Olmaz. O bizim kanlımız. Ölmesi gerekiyorsa ölecek. Yapılacak bir şey yok. O zaman öldürmem lazım. Evet, aynen öyle. Söyle, de ki, oğlum askerliğini yaptın, geldin, elin bıçak tutuyor. Artık öldüreceksin. Uğur, askerliğini yaptın, geldin. Herkül. Evet. Askerliğini yaptın, geldin. Elin bıçak tutuyor. Öldüreceksin artık. Yapılacak bir şey yok. Herkül öne doğru gelir, bir tirat atarsın. Öldüreceğim, benim babamı öldüren adamı falan tarzı. Buyurun. Evet anne, ben sünnetten beri bıçak tutuyorum. Babamı öldüren adamı ben de öldüreceğim. Kestik, bir dakika. Mustafa, ne sünnet? Bıçağı sen niye tutuyordun sünnette? Ne bileyim, adamın işi vardı. Bana verdi. Neyse, oradan alıyoruz. Sünneti at, bıçaktan devam et. 3, 2, 1, buyurun. Anne, ben küçüklükten beri bıçak tutuyorum. Öldüreceğim tabii adamı. Aynen öyle oğlum. Helal olsun sana. Adresini söyle anne. Adresini söyle anne. Nerede bu adam? Menekşe sokak. Hayır ulan, ne Menekşesi? Eski Roma'dasınız. De ki, babası en meşhur pırasa kızartmacısıymış. Onun babası en meşhur pırasa kızartmacısıymış. Benim gibi söyleme, sen adamını söyle. Benimkini söyleme, sen adamını... Hayır ulan, sen doğrusunu söyle, benim gibi söyle. Hayır lan. Ay, ona değil, bana ya. Sana. Evet. Ya ben sana dedim, sen ona öyle yapma. Anne, adam pırasa kızartmacısıymış, doğru mu? Doğru oğlum. Helal doğru olsun Mustafa, teşekkür ederim. Doğru oğlum. O meşhur pırasa kızartmacısını buluyorsun. Eski Roma Caddesi, No 34. Ya saçmalama, ne olur. San Pellegrino sokak, değil mi anne? Aynen öyle. O köşe var ya, o köşe. Dondurmacının oradan girdiğin zaman hemen ileride. Biliyorum. Ragıp abim var hala orada, dükkanı var. Ragıp abi, ne yapıyor Ragıp abi ya? İyi, iyi, çok iyi. Kızartmacıyı bul orada. Ragıp abin tanır zaten. Çok selamlarım. Kestik. Bir dakika dursanıza. Sen ne yapıyorsun gerizekalı orada? Bıyıklarımı alıyorum. Allah kahretsin. Lan tezgahın başına geçsene gerizekalı. Evet. Tamam. Şimdi Herkül'e de ki, giy savaş kıyafetlerini, git bul onu ve öldür de. Herkül'üm, giy savaş kıyafetlerini, onu bul ve öldür. Kanımızı yerde goma. Evet. Prodüksiyon, Herkül'ün savaş kıyafetini getirin. Der ve sahneden çıkarsın anne. Ben birazdan geliyorum oğlum. Dediklerimi duydun. Sana güveniyorum. Evet Mustafa. Sonra sonra gidersin. Mesela önünde bir adam var. Ha. Merhaba de. Selamlaş adamla. Amca, aleyküm selam. Onu ben diyeceğim yavrum. Sen selamün aleyküm de. Roma'daki ilk Müslüman mı? Karışma. Evet, tekrar söyle adamın. Abi, selamün aleyküm. Aleyküm selam yavrum. Şey, bu bizim bir ne pırasa kızartmacısı var. Onu arıyorum abi. Ha, tamam, ben bildim. Buradan dümdüz git. Bir tane çirkin kız göreceksin. O, odur. Evet, yürü, ilerle. Şey, kostümcü, taksana kostümü. Nereye gidiyorsun? Şey, savaş kıyafetini giymedin. Eski Roma'dasın. Ha, komple çıkar abi onları. Çabuk ol prodüksiyon, çabuk, çabuk. Geç oldu, kapıyorum. Arkadaşım geç şuraya. Geliyoruz, dur. Evet. Abi ben sünnete döndüm gibi bir his var içimde. Eski Roma işte. Evet, Herkül. Kendini tanıt, gel kızın önüne. Ey sen, ben Herkül. Yapayım bak. Artık göğsü tutmuşken yapayım hocam. Tamam, güzel. Sen Herkül'sün ve özel, kendine özel hareketlerin var. O hareketlerle konuş. Buyurun. Hey, ben Herkül. Kız, sen de ona öyle cevaplar ver. Bütün Roma tanır beni. Tanıdın mı beni? Ben de kendimi tanıtacağım ama yayınlamazlar diye korkuyorum. Kalk ayağa, kalk. Çok heyecanlan. Bacakların, dizlerinin bağı çözülsün çocuğu görünce. Merhaba Herkül. Ben de pırasacının kızı. Evet,
Her gün otur yanına, hikayeni anlat. Roma'ya ilk doğalgazı biz getirdik. Otur arkadaşım sen de. Çocuğa sen olduğunu asla çaktırma. Sen devamlı anla onun o olduğunu, tamam mı? Evet Herkül, başla. Pırasacıcının kızı sen misin dedi. Evet dedim. Kendi oğlum. Bir sürü pırasacı vardır. Anlat Herkül. Acaba sen o benim aradığım pırasacının kızı mısın? Yok. Dağılalım mı? Hayır arkadaşım. Sen nasıl bir pırasacı arıyorsun sor. Siz nasıl bir pırasacıya baktınız? Çünkü bir elim parmağını geçmez buradaki pırasacılar. Niye buraya bakıyorsam? Pırasalarını düz düz yapanı arıyorum. Ha. Yok bizde pırasa zaten hiç yok. Ben hep etrafa saçtığım için hiç pırasa satamıyoruz. Arkadaşım sendeki kan davamız var. Geberteceğim onun kızını. Sen de kan davasının kötü bir şey olduğunu anlat ona. Evet. Kan davamız var. Geberteceğim o hıyarı. Bence böyle yaklaşmayın olaylara. Çünkü kan davası son derece medeniyet dışı bir şey. Mesela Roma hukukunda ki önümüzdeki sene yazılacak daha. Bunun çok aleyhinde söylemler var. Attan babamın üstüne düşüp öldürmüş. Daha ne konuşuyorsun? Komple atla düşebilirdi. Öyle düşünüyorum. Arkadaşım sen olayı başka türlü anlat. Evet. Attan üstüne düşmemiş aslında. Evet aslında benim duyduğum yani alakam yok da bu anlattığınız hikaye çok yaygındır burada. Attan üstüne düşmemiş. Nasıl olmuş peki? Yerdeymiş babanız. Ata doğru yükselmiş. İnandırıcı. Herkül böyle gerizekalı bir hikaye olur mu? Bağırıp çağırsana. Kısa. Böyle bir gerizekalı hikaye olur mu be? Roma'da duyduğum en saçma hikaye bu. Bana doğruyu söyle. Fransa'da anlatayım. O tarafa geçelim. Yani belki yöresel olarak rahatsız etmiş olabilir. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Biz Milanolular. Bu işleri çok ciddi alırız. Bir adam attan bir başka adamın üstüne düştüğü zaman bu ağır bir kan davasıdır. Ve bunun intikamı mutlaka alınır. Evet. O arada romantik bir müzik çalar. Arkadaşım sen dersin ki senin gözlerin ne renk diye çocuğa başlarsın. Ha kafayı karıştırıyor. Evet. Buyurun. Ayağa kalkın ayakta. Efendim? Ayağa kaldır ayakta. Elinden tutup Herkül'ü gözlerinden konuş. Lan sorsana. Gözünden konuş dedin ne? Hayır ulan öyle değil. Adamın gözüyle ilgili konuş. Ha. Çok özür diliyorum ama Herkül sizin gözleriniz ne renk? Sen ne renk olmasını isterdin? Donum gibi mavi. Ne bileyim ben. Ya bana uzun bir şey versinler. Herkül sen o seni övdükçe böyle bir şey göğsün kabarıyor Herkül. Sen de kıza karşı ilgi duymaya başlıyorsun. Sonra sen de onun gözlerini fark et. Buyurun. Aman Allah'ım affet. Buyurun. Çok özür diliyorum Herkül. Bas bas bas. İyice bas ya. Kır. Çok özür diliyorum Herkül ama sizin gözleriniz ne renk? Ela. Ben de öyle tahmin etmiştim. Hayır öyle değil. Ela mı deyip Ela ile ilgili bir Ela renklerle ilgili şeyler bul. Evet. Ela mı? Evet. Ela mı? Ela. Ela renkli neler vardır hayatta? Ela... Ela fındık. Hayır arkadaşım. Ela mı? Yalnız ben bayağı alışmaya başladım ha. Sonbaharda yaprak rengi ha falan tarzı. Ah Allah'ım en sevdiğim mevsimin sonbaharın yapraklarının rengi Ela. Sizde de öyle romantik bir bakış var zaten. Şey Mustafa sen şey ben senin elini niye tutuyorum diye hemen şey yap kendine gel. Kendime. Ben senin elini niye tutuyorum ki? Ha, ben... Kan davam olmadan kimseye gönlümü açamam. Kan davam olmadan kimseye gönlümü açamam. Hazır değilim buna. Tamam onu çöz öyle gel o zaman. Arkadaşım hayır. Küçücük Roma'da bir daha ne zaman böyle bir erkek, böyle bir kadın birbirine yakınlaşabilir? Evet. Sizi anlıyorum ama günümüzde küçücük Roma'da bir daha bir kadın, bir erkek nasıl böyle yakınlaşabilir? Mustafa yavaş yavaş sen de aşık ol ona. Arkadaşım. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Üzgünüm. Peki o zaman deyip arkanı dönüp üzgün üzgün giderken, müzik üzgün üzgün çalarken tamam, tamam. Mustafa bir an kendine gelir, kalbine yenik düşer, anne beni affet der ve kızın peşinden gider. Evet, 3-2-1 buyurun. O mu gidiyor, ben mi gidiyorum? Ben yürüyorum değil mi? Sen gidiyorsun, Mustafa dönüp peşinden geliyor. Ha, tamam. Önce lafını söyle Mustafa. Anne, beni affet.
Beni affet, yapamayacağım. Koşar, kızı kendine çevirir. Beni ararsan kameramdayım. Arkadaşım, o kadar hızlı gitme. Tutayım mı? Tut. Vay maşallah. Mustafa, bundan sonrası sana ait. Ne? Ne? Ha? Dur arkadaşım. Ne diyorsun ya? Ben buradan nasıl replik vereyim? Genç kızların sevgilisi. Benden 1000 kat fazla tecrübesi var. Ha, ben de al sepetten bir hıyar. Ben ne yapacağım? Kaderime boyun mu eğeceğim? Arkadaşım dur. Mustafa, şimdi sen bir kıza nasıl ilanı aşk edip kendine bağlanır, sen en iyisini bilirsin. 3-2 buyurun. Hadi. Şeyi sorayım. Bana doğru söyle. Hayatında kaçıncı erkeğim? Sen baştan bu kadar saçma sayayım? Sorularla bu kızların gönlünü çalıyorsun. Baştan mı sayayım, sondan başa mı? Bana dürüst ol. Eline erkek eli değmedi senin. Ha, onu oraya nasıl değmedi? Hocam. Babam mıncırıp durdu. Hayır, babanı sayma gerizekalı. Sen... Eline erkek eli değdi mi? Yok da şu an sol koluma kan gitmediği için net düşünem. Hayır, bugüne kadar annem ve babamla yetiştiğim için ailemin dışında fazla kişiyle tanışmadım ve... kalbim yalan söylemez. Gördüğüm ve hoşlandığım ilk erkek sensin. Gel buraya, gel. Mustafa, çok etkilenirsin. Kıza dersin ki hani şey, ilanı aşk edersin. Arkadaşım sen de ki ama sizden korkuyorum, tam emin değilim. 3-2-1 buyurun. Çok aşık oldum, kendime engel olamıyorum. Ben yalnız bırakayım istersen. Bırakma şu an beni. Bırakma. Ben de size karşı güzel şeyler hissediyorum fakat size... O zaman sarıl. Tut elimi. Adam bana yürüyor galiba. Söyleyeyim ha. Ya bir bozma. Ne kadar güzel oynuyordu tamam, ya. Tamam, özür dilerim. Şey, bak şöyle olacak. Sana böyle diyeceksin. Hocam. Sen de diyeceksin ki tam emin değilim ama diyeceksin. Şey, Herkül o sırada Mustafa şarkısına girecek, tamam mı? Öyle mi? Evet. 3-2-1 evet. Ha, sen şarkıdan bak, sonra... Şuraya bağlayacağım abi. Tabii, sen şarkıdan sonra... şey, yani sular seller gibi aşık olacaksın çocuğa. 3-2-1 buyurun. Ya bak, şuraya bağlayacağım. Evet. Heh. De diyeceğini. Ben sizden o kadar da emin değilim aslan. Dur yapma. Buraya seni öldürmeye geldim, babanı öldürmeye geldiğim andan beri bir türlü kurtulamıyorum. Tesir altındayım. Çıkamıyorum. Deyip tesir altındaya bağlayacağım hocam. Tabii tabii, sen de bizim salaklar uyudular. Evet. Sen tekrar söyle orayı, şarkı girsin orada. Roma'daki ilk mikrofon. Evet, tekrar söyle. Tesir altındayım, evet. yım. Buraya geldiğimden beri kendime engel olmaya çalışıyorum ama... kurtulamıyorum. Tesir altındayım.